Sorayım lütfen. Abi senin reklam aran yok. Bizim de kötü alışkanlığımız var. Sigara içebilirsiniz Hüseyin Bey. Onu yapamayız ya. Böyle bir şey mümkün. Yapamazsınız o zaman son iki bir soru sorarak bitireceğim. Fenomenlerle son cümleniz olarak bitirin ama bu arada yerel seçimlerle bağlantılı olsun diye sorayım. İstanbul siyasetinde aslında sadece İstanbul siyasetinde değil ama genel olarak İstanbul'da olduğunuz için soracağım. Siz de İstanbul'u işte yerleştiğiniz için Yarım söyleyeceğim. İstanbul'u Gördüğüm mesken kadarıyla yurdum aşamasındayım abi. birkaç yıl daha kalacaksınız. Görülen olay bu İstanbul'da. Tam bu noktada Murat Kurum, Konyalı ve İstanbul siyasetinde, ticaretinde, müteahhitliğinde, imarında, yerel siyasetinde, genel siyasetinde bir Trabzon, bir Karadeniz hakimiyeti söz konusu. Tam bu noktada Konyalı bir aday yaparak AK Parti aslında Trabzon ve Karadeniz lobisini Ekrem İmamoğlu'nun arkasına almasına neden olan bir politik durum uyguladılar ya da bir aday durumu yaptılar. Bu AK Parti'yi İstanbul seçimlerinde Karadeniz lobisinde iyi tanıdığınız için söylüyorum. Ekrem için bir avantaj, Murat Kurum için bir dezavantaj değil mi? Ekrem İmamoğlu için bir de Evet. avantaj, Murat Kurum için dezavantaj değil mi? Sayısal niceliksel yaklaşımlar adına evet bir dezavantaj Murat Bey için görünüyor. Çünkü çok hareketli siyasi kabiliyetleri olan bir Karadeniz lobisi var. Çok etkileyici. Mesela şöyle bilinir, Türkiye'nin en kalabalık şehri nüfusu olan Urfa'dır. Sivas İstanbul'da çoktur, Urfa'da çoktur ama Karadeniz o kadar olmamasına rağmen çok etkindir. Mesela o ciddi bir artı görünüyor İmamoğlu yanında. Fakat makul ve İstanbul siyaseti dışında inisiyatif geliştirmeyecek bir başkanı halk deneyimleyebilir. Murat Bey'in bir liderlik, Murat Bey'in kendisine verilen, kendisine teslim edilen görevin dışına taşmayacak. Sadece İstanbul'u yönetecek gibi bir imajı da var. Bu onun da lehine. Ama biz de bu dengeyi koruyacak bir Karadenizli yardımcı filan, yani hazır ben de İstanbul'dayken filan biz de öneririz birilerini filan. Espri yapıyorum abi. Ben bunu toparlarım da biraz Valla bunu zor toparlarsınız siz bu saatten sonra. bizde 15 milyon takipçisi olan fenomenlerle dostluk var. Evet, fenomenlerle ilgili son sözünüz lütfen. Evet. Fenomenlerle ilgili toparlayayım demiştiniz. Fenomenlerin hepsine varoluştaki yetenekleri ve yetilerini fark etmiş olmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Bazılarının davranışlarını heyecanlı, toplumun genel yapısını düşünmeden ilerleyişi sekteye uğratacak veya bir farklılaştıracak, bu dengeleri koruyarak yetilerini ve yeteneklerini toplumlarına, takipçilerine sunmalısı konusunda tefekkür öneriyorum. Zaten toplantı yaptığımızda çoğu bir önemli bir bölümü yani konuşacağız. Ben onlardan çok şey öğreneceğim. Onlarda da bir şeyler söyleyeceğim. Çoğundan büyüğüm. Hukuki olarak, efendim felsefi etik olarak, fenomenle ilgili benim tahmin ettiğim, söyleyebileceğimi düşündüğüm birkaç madde özetledim, aldım notlarımı filan. Daha sağlıklı bir fenomen yapısı oluşacak. İki, bu fenomenlerin ekonomik gelirleri, ekonomik faaliyetleriyle ilgili de bazı şeyler not alacağız. Onu da bakanlığımıza, yasama organına böyle bir bilgi notu olarak göndereceğiz ki fenomenler bir taraftan yeteneklerini ortaya koyarken gadre uğramasınlar, kendilerini kodeste bulmasınlar veya biraz da devlete karşı görevlerini, topluma karşı görevlerini hep kazandıklarını yemesinler, biraz da topluma ayırsınlar. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Laikliğe aykırı tek emir bu, biliyor musun Ali abi? Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Devlet vergisini almak için her şeyi kullanabilir. Hakkı da vardır. İlkesel olarak hakkı da vardır. Ama devletimize de bir çağrım var. Yer gelmişken vergileri yarıya indirin, vergi gelirlerini dört katına çıkarın. Alaaddin Keykubat dedemiz, büyüğümüz bunu yapmış idi ve Anadolu ilk defa bu kadar müreffeh ve
yüksek refah düzeyindeydi. Böyle bitirelim, selam göndererek Alaaddin Keykubat'a. Çok nezaketin için çok teşekkür ediyorum öncelikle zaman ayırdığın için. Hüseyin Kaya, avukat Hüseyin Kaya, hukukçu Hüseyin Kaya, Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin avukatı. Engin Polat da gündemde ve Dilan Polat da gündemde olduğu için konuştuk, bilgilendik. Kendisine de son derece teşekkür ediyorum. Yayında yaklaşık dediğim gibi 1800'ün üzerinde canlı yayında izleyicimiz vardı. Bu yaklaşık olarak toplam olarak baktığınızda bir 30'da 40 bin civarında izleyicinin canlı yayını izlemiş olduğunu gösteriyor. Lütfen yayına beğenir, abone olur ve paylaşırsanız seviniriz. Çünkü YouTube ne kadar çok beğenir, ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok daha izleyicinin önüne getiriyor. Hüseyin Bey, tekrar teşekkür ediyorum. Hem siyasetle konuşmuş olduk, hem fenomenler meselesindeki ilginç önermelerinizi de dinlemiş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ederim. Saygılar sunarım Ali abi. Yayın sevgi önemli. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Seyirciye de selam. Onlara da bizden selam. Şöyle yayını bitirelim abi. Şöyle gelelim.